Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda kare motif yapımını anlatmaya çalışacağım. Hazırladığı modellerimin yakından görüntüsü bu şekilde. Etrafı siyah çerçeveli olan modelimi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra olarak ördüm. Etrafını beyaz olarak bıraktığım motifim 1, 2, 3, 4, 5 sıra olarak örmüştüm. Ölçülerini verirsek 10 santim 10 buçuk santim kadar beyaz olan parça siyah parçamızda 13 santim boyutunda modellerimizi e, kullanırken bu şekilde kullandığım ipim 100 gram %100 koton 200 metre bobinler bu şekilde satılıyor benim modellerimde örgümü yaparken kullandığım bobinin bu şekilde içten başlayarak örgümüze başladım dış ipini kullanmıyorum karışmasın diye içten bu şekilde çekerek kullandığınızda çok daha rahat bir şekilde örgünüzü hazırlayacaksınız. Ben iki renk kullandım. Fakat her sırada şunları iplerimizi keserek bir sonraki sıraya geçiyoruz. Detaylı anlatımını yapacağım. Her sırada farklı renkte ipler kullanabilirsiniz ya da farklı kombinler yapabilirsiniz elinizdeki iplerle. Bu ipi gösterdim ama farklı bu şekilde ip olması şart değil. Elinizde herhangi bir iple de buna benzeyen koton iplerle de yapabilirsiniz. Renk geçişlerini yapmak isterseniz iplerinizin kalınlıkları aynı marka olmayabilir. Kalınlıkları sadece aynı olması yeterli olacaktır. Modelimizin daha güzel oluşması için farklı markalarda kullanabilirsiniz. Kullandığım tığım 3 numara. Dilerseniz üç buçuk numaralarla da örgünüzü yapabilirsiniz. Şimdi model anlatımımıza başlayalım. Yeni başlayanlar olabilir. O yüzden detaylı bir şekilde anlatacağım. İlk defa yapacaksanız bile çok rahat bir şekilde bu örgüyü yapabilirsiniz. Hiç zorlanmadan ipimi parmağıma doladım. Tığımı ipimin altından aldım. Bir tur döndürdüm. Bakın şurada bir halka oluştu. ilmek aldım, içinden geçirdim. Çok sıkı bir şekilde yapmıyoruz. Zincir çekiyorum. İkinci zincirim 3 4 ve 5 tane zincir çektim. 5 zincirden sonra ilk başladığımız zincirin ortasından tığımı geçiriyorum. ilmek aldım içinden geçirdim ve diğer ilmeğimin de içinden geçirdim. Şurada minik bir boşluk oluştu. Modelimizi o boşluğun içine yapacağız. Şimdi tekrardan ilmek aldım. bir ipim dolandı. 2 3 zincir çektim tığıma ilmek aldım şimdi ikili trabzan yapacağız şurada oluşturduğumuz minik boşluğumuzun içine tığıma ilmek aldım Tığımızda 1, 2, 3 tane ilmeğimiz oluştu. İlmek aldım. ikisini bir. ilmek aldım. ikisini bir çıkardım. Ve ikili trabzanımızı yaptık. Bir kez daha tığıma ilmek alıyorum. Aynı boşluğun içerisine ilmek aldım. 3 ilmeğim oluştu. ilmek aldım, ikisini bir çıkardım. ilmek aldım, ikisini bir çıkardım. Bu şekilde ilk başladığımız zinciri de sayarsak 1 2 3 tane ikili trabzanımız oldu. 1 2 zincir çekiyorum. Şimdi şuradaki 4 tane köşemizi yapacağız. Köşeleri oluşturacağız. Zincir çektikten sonra tığıma ilmek aldım. Tekrardan şuradaki minik boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. ilmek aldım ikisini bir. ilmek aldım ikisini bir. ilmek aldım ikisini bir. İkisini bir çıkardım. 1 2 bir tane daha yapıyorum. 3 tane oluşturacağız. Bakın şurada 2 zincir çekmiştik. Burası bizim birinci köşemizi verdi. Tekrar 1 2 zincir çekiyorum. Tığıma ilmek aldım. Buradaki boşluğumuzun içerisine bir kez daha 3 tane ikili tırabzan yapacağız. 1 2 iki, 3. ikili trabzanım 1 2 zincir çekiyorum bir sonraki köşeyi oluşturacağız yine aynı boşluğumuzun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz Birinci köşe, ikinci köşe, üçüncü köşe ve şimdi burada dördüncü köşemizi yapacağız. Bir, iki zincir çekiyorum. İlk başta üç zincir çekerek başlamıştık. Bu zincirin en üst noktasına boşluğundan tığımı geçirdim, ilmek aldım, içerisinden çıkardım ve diğerinde içerisinden çıkardım. Ilmek kaydırma yaparak sıramızı birleştirdik. Bir zincir çekiyorum gevşeme olmaması için ve burada ipimizi kesiyoruz çok fazla uzun bırakmadan çok kısa da bırakmadan bu noktadan ipimi kestim ve kısa kalan ipimi çıkartıyorum ilk sıramızı bu şekilde tamamladık şimdi ikinci sıramıza başlayalım motifibinizin ilk yüzü ön yüzü bu şekilde şurada sıralı takip eden görüntü modelimizin ön yüzü. Şimdi biz örgümüze arka yüzünden devam edeceğiz. Burada kısa kalan ipimizi kesebiliriz. Hemen dip noktasından kesiyorum. Şimdi arka yüzünden örgümüze başlayacağız. Herhangi bir köşesinden başlayabilirsiniz, fark etmez. E, videoda siyah renk anlaşılmadığı için ben pembe rengi kullanacağım. Kullandığım ipim bu şekilde. Bu da 50 gramlık yumak lerin kalınlıkları birbirine çok yakın. Daha net anlaşılabilmesi için bunu kullanıyorum. Modelimizin arka yüzünü çeviriyoruz. Ön yüzü değil, arka yüzünden herhangi bir köşeden tığımı geçirdim, ipimi elime doladım. Diğer yöne doğru çekiyorum. Burada kısa kalan ipimizde çözülme olmaması için, sökülme yaşanmaması için tığımın üzerine alıyorum. Sadece Zincir çekeceğiz. Ilmek aldım, içerisinden geçirdim. Ilmek aldım, içerisinden geçirdim. Ilmek aldım, içinden geçirdim. 3 tane zincir çektik. Tığıma ilmek aldım. Şimdi burada yine ikili trabzanlar yapacağız. İlk zincirimiz birinci ikili trabzan olarak sayıyoruz ve kısa kalan ipimi de alttan yürüterek gizliyorum. İkisini bir ilmek aldım, ikisini bir çıkardık tığma ilmek aldım aynı boşluğa bir kez daha ikisini bir ilmek aldım ikisini bir çıkardım. Çok sıkı da yapmıyoruz, çok gevşek de yapmıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Şimdi buradaki köşelerimizi oluşturacağız. Bu köşedeki ilk üçlüyü yaptım. Diğer köşeye geldiğimizde kestiğimiz ipimiz şu şekilde sıkılaştırıyorum ipimi. Bunu da bu yönde tutarak ipimin üzerinden örgümü öreceğim. Bu diğer ipimi artık burada bırakıyorum. Bunun üzerinden örgümüz yapmayacağız. Tığıma ilmek aldım. Burada şimdi üç tane ikili trabzan yapacağız. İkisini bir, ikisini bir. Ilmek aldım. ikisini bir, ikisini bir. İkili trabzan yapmayı biliyorsanız, gayet kolay. Hiç başka bir şey yok. Zincir ve ikili trabzandan oluşuyor modelimiz. Şimdi bu yöne dönmek için 1 2 zincir çekiyoruz. Şu modelin arasına 1 zincir çekmiştik. Köşe dönüşleri için 2 zincir çekiyoruz. 3 tane daha ikili trabzan yapacağız. 1 2 3 ikili trabzan yaptık ve köşemiz şu şekilde dönüşünü sağlamış olduk bir zincir çekiyorum tığıma ilmek aldım tekrar diğer köşeye geldik aynı buradaki gibi diğer köşede de üç tane ikili trabzan yapacağız araya 2 zincir çekerek tekrardan 3 tane ikili trabzan yapacağız her köşede bu işlemi uyguluyoruz diğer köşede de aynı şekilde 3 ikili trabzan arada 2 zincir tekrardan 3 tane ikili trabzan araya 1 zincir çekerek son köşemizi yapalım ilk başladığımız köşeye geldik 1 zincir çektim her köşede 2 tane üçlü trabzan oluşturuyoruz bu köşeye başlarken bir tane ile başlamıştık tığıma ilmek aldım şimdi ikinci üçlü grubumuzu oluşturacağız 3 tane ikili tırabzanımızı yapıyoruz. 1 2 zincir çekiyoruz köşe dönüşü için. Şurada bakın 3 tane zincir çekmiştik. 1 2 3. zincirimizin tepe noktasından tığımı geçirdim. Arkadan ilmek aldım. Çıkardım. Ve diğer ilmeğimin de içerisinden çıkardı. Bir zincir çekiyoruz. Her sıra birleştirmemizde ipimizde sökülme olmaması için bir zincir çekiyoruz. İpimi şu kadar bırakarak kesiyorum. Çok fazla uzun bırakmayın. İpimiz israf olmasın. Bu şekilde ikinci sıramızda tamamladık. Şimdi tekrardan e, beyaz rengimize geçiş yapacağız. Bakın şurası modelimizin şu sıralı takip eden görüntü ön yüzü. Eğer karıştırırsanız hangisi ön yüzü diye. Şimdi biz tekrardan arka yüzünden başlayacağız. İlk sıramızda da arka yüzünden başlamıştık. Yine diğer yönünü çeviriyoruz. Bu ipimizi kesmiyoruz. En son sırada bitirdiğimizi altta yürüttüğümüz iplerimiz vardı. Bunları hemen dip noktalarından kesiyoruz. Dip noktadan kesiyoruz ki görünmesi bu şekilde. Şimdi bu sıradan tekrardan örmeye başlayacağız. Herhangi bir köşeden başlayabilirsiniz. Şu aralardan başlamıyoruz. Sıra başlangıçlarında sadece köşelerden örgümüze başlayalım. Elimi, modelimi aldıktan sonra ben her seferinde ipimin olduğu sıranın sağ köşesinden başlıyorum ama hiç fark etmez. Herhangi bir köşeden başlayabilirsiniz. Sadece ters yönünü çevirmeniz lazım. Ön yüzü değil arka yüzünden örgümüze başlıyoruz. Yine ilk sırada tığımı geçiriyorum. İpimi çok fazla uzun bırakmıyorum. Dediğim gibi ipimiz israf olmasın. Tığımı ön yüzüne aldım. Şu kısa kalan ipimi tığımın üzerinden geçirdim. ilmek aldım. içerisinden geçirdim. 2 3 tane zincir çekmiş olduk. Bu ipimizi bakın sökülmesini engellemek için kestiğimizde bu şekilde sabitledik. Bu bizim ilk trabzanımız sayıyoruz. Tığıma ilmek aldım. Aynı köşe noktasına 2 tane daha ikili trabzan yapacağım. Zincirimizle birlikte 3 tane ikili trabzanımız oluşacak. Bu köşede bir tane üçlü grup oluşturuyoruz. En son Bitişte bir tane daha üçlü grup yaparak köşedeki ikiliyi oluşturacağız. Bir zincir çekiyorum, tığma ilmek aldım. Şimdi iki köşenin arasındaki şurada bir zincir çekmiştik. Üçlülerimizin arasına bir zincir çektiğimiz noktaya 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 ve 3. bir zincir çekiyorum tekrardan. Şimdi ipimizi kestiğimiz noktaya geldik. Burada sık alıyorum ipimi ve şu yönde ipimin üzerinden örgümü öreceğim. Tığıma ilmek aldım. Bu noktada 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. köşe dönüşümüz için bir iki zincir çekiyorum tığıma ilmek aldım tekrardan aynı noktaya aynı köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum bir köşe dönüşümüzü bu şekilde sağladık bir zincir çekiyorum şu arada bir zincir çektiğimiz noktaya tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Köşeye geldiğimizde yine aynı şekilde bu köşedeki gibi üç tane ikili trabzan araya 2 zincir tekrar aynı köşeye 3 tane ikili trabzan bir zincir çekiyoruz aradaki şurada bir zincir çektiğimiz noktaya tekrar 3 tane ikili trabzan yine köşeler aynı şekilde Aralarda bir zincir, köşelerdeki köşe dönüşleri için iki zincir çekiyoruz ve ilk başladığımız noktaya gelelim. İlk başladığımız köşeye geldik. Her köşede 3 tane ikili trabzan yapıyoruz 1 ve 2 tane iki grup olarak. Bu ilk başladığımız yerde bir grup vardı. Şimdi ikincisini de yaparak köşemizi tamamlayacağız. Tığıma ilmek aldım aynı boşluğumuza. 2 ve 3. ikili tırabzanımızı yaptık. Şurada ilmeğim kaçmış. 2 zincir çekiyorum. 1 2 İlk başladığımız yerdeki 1 2 3. 3 zincir çekerek başlamıştık. Bunun tam orta noktasından tığımı geçiriyorum ilmek aldım içinden geçirdim ve diğer ilmeğimin de içerisinden geçirdim bu şekilde ilmek kaydırma yaparak sıramızı bağlamış olduk bir zincir çekiyorum sökülme olmaması için ve yaklaşık şu şekilde ipimi kesiyorum kısa kalan ipimi de çekerek çıkartıyorum bu şekilde sıkıyoruz şimdi üçüncü sıramızda tamamlamış olduk birinci sıramız ikinci sıramız ve üçüncü sıramızı tekrar diğer yönü döndürüyoruz örgümüze ters yönünden başlayacağız her seferinde kısa kalan iplerimizi hemen dip noktalardan kesiyoruz şimdi bu yönden örgümüze tekrar başlayalım yine istediğiniz köşeden başlayabilirsiniz ipimin olduğu köşeden ben başlıyorum tersini çevirmeyi unutmuyoruz tığımı geçiriyorum alttan çok fazla uzun olmayan bir ip bırakıyorum tığımı şu şekilde kancasıyla diğer yönüne çekiyorum ipimi sökülme olmaması için tığımın üzerine alıyorum sadece birinci zincirimiz 2 ve 3. zincirimi çektim Tığma ilmek aldım aynı boşluğa her seferinde köşelerde aynı işlemi yapıyoruz. Zincir çektiğimiz bir ikili trabzan sayılıyor yanına iki tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Diğer sıralarda zincir olmadığı için üç tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu ipimiz artık alttan yürütmüyorum farklı renk olduğu için beyazın üzerinde belli olur. Tığma ilmek aldım bir alt sırada bir tane bir zincir çektiğimiz noktamız vardı. Şimdi burada iki tane bir burada bir burada bir zincir çektiğimiz noktalarımız oldu. Onlara da birer üçlü üç tane ikili trabzan diğerine üç tane ikili trabzan yapacağız. Sıramız fazlalaştıkça e, bir zincir çektiğimiz noktalar artacak. Hepsini üç tane ikili trabzanla dolduruyoruz. Şu köşedeki ilk üçlümü yaptım. Ee, sanırım arada bir zincir çekmedim. Aralarda bir zincir çekiyoruz. Bir zincir çektim. Tığıma ilmek aldım. Şuradaki bir zincir çektiğim noktaya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 araya bir zincir çekiyorum tekrardan bir alt sırada bir zincir çektiğimiz noktaya 3 tane ikili trabzan yapıyorum köşeye geldiğimizde yine şu ipimizi sıkıyoruz gevşeme olmasın ve ipimizin üzerinden yürüterek 3 tane ikili trabzan yapıyoruz 2 zincir çekerek diğer köşe dönüşünü sağlıyoruz 3 tane ikili trabzan yapıyoruz bir zincir çekiyoruz aralarda bir zincir çekerek 3 tane ikili trabzanları yapıyoruz köşelerde sadece iki zincir çekiyoruz gerginlik olmaması tam bir kare elde edebilmek adına bu şekilde bu sıramızı da tamamlayalım başlangıç noktasına gelelim bu sıramızın da bu şekilde sonuna geldik en son ilk başladığımız nokta ve en son bitişimizdeki nokta 1 2 zincir çekiyorum 1 2 3 3 zincir çekerek Modelimize başlamıştık. Zincirimizin tepe noktasından ilmeğimi geçirdim ve tığımdaki ilmeğin de içerisinden geçirdim. Sıramı bitirirken ipim sökülmesin diye bir zincir çekiyorum ve ipimi şu boyutlarda kestim. Kısa kalan ipimi de içerisinden çıkardım. Şöyle elinizle hafifçe açtırabilirsiniz. Tam bir kare görüntüsü olması için şöyle açtırdığımızda modelimiz daha net anlaşılacak şimdi bir üst sıraya geçmek için tekrar arkasını döndürüyoruz bakın burası ön yüzü en üstteki çizgilerden belli arka yüzünü döndürüyoruz ve burada alttan yürüttüğümüz kısa kalan iplerimizi kesiyoruz şimdi bu modelimizi 1 2 3 4 sıra olarak ördük diğerlerinde 6 sıra ve 5 sıra örmüştüm boyutlarımız yaklaşık görüntüsü bu şekilde her sırada aynı şekilde ilerliyoruz istediğiniz sayıya kadar ilerleyebilirsiniz daha farklı yaptığımız bir şey yok şimdi arkasını döndürdüğümüzde tekrar ben şu köşeden başlıyorum yine aynı şekilde köşelerimizi oluşturuyoruz 3 zincir çekiyorum yanına iki tane ikili trabzan arada bir zincir Şuradaki bir zincir çektiğimiz noktalara 3 tane ikili trabzan arada bir zincir 3 tane ikili trabzan arada bir zincir tekrar 3 tane ikili trabzan köşe dönüşümüzde yine aynı şeyi yapıyoruz burada kısa kalan ipimi sıktırarak alttan yürütüyorum gizlenmesi için tekrar köşe dönüşünde 3 tane ikili trabzan arada 2 zincir tekrar aynı noktaya 3 tane ikili trabzan yaparak köşemizi oluşturuyoruz kare görüntüsünü bir zincir çekerek tekrardan aynı şekilde diğer sıralarda hiçbir fark yok her sırada şu bir zincir çektiğimiz yerler artacak sadece arttığı için modelimiz boyutu büyüyecek bu bir zincir çektiğimiz noktalara 3 tane ikili trabzan yaparak tekrardan aynı şekilde istediğimiz boyuta gelene kadar devam edebiliriz ben şimdi bir sonraki videomda bu modeli kullanarak çanta yapımını anlatacağım Dilerseniz bu bir sonraki videomu da Seyredebilirsiniz. Umarım açıklayıcı olmuştur. Takıldığınız noktalar olursa yorum kısmından yazabilirsiniz. Aynı şekilde görüşlerinizde belirtirseniz sevinirim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşene dek hoşçakalın.